Yani Kur'an-ı Kerim bütün ilimlerin içerisinde yer bulabildiği bir kitaptır. Yani bütün ilimler. Astronomi tahsil eden bir insan, astronomi ile ilgili tahsili olmayan bir kişiye göre, bir insana göre, örneğin Yasin suresini daha iyi anlar. Çünkü Yasin suresinin 3. sayfasını hemen gözünüzün önüne getirin. Estağfirullah. Veşşemsü tecrili müstakarrillehe zelike takdirul azizil alim. Güneş kendisi için tayin edilen belirli bir yörüngeye doğru akmaktadır. Bu Allah'ın koyduğu bir ölçüdür. Bu bir astronomi ilmidir esasında. Evet. Astronomi alanında ilim tahsil eden insanlar eğer Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için niyetlenirse, ki yine niyet konusuna geldik. Evet. Bu niyetle eğer o ilmi tahsil eder, onunla ilgili kitapları okursa nafile ibadet yapmış olur. Diyelim ki insanın ana rahminde oluşum süreçlerini anlatan ayetler var. İşte Mü'minun suresinin ilk sayfasının o ortasından sonraki ayetler o süreci anlatıyor. Evet. İşte önce bir damla su oldu, suda. Sonra bir et parçası oldu, sonra ete kemikler giydi. Kemiklere et giydirildi, sonra işte insanın oradaki gelişim süreci, sonra güzel bir insan olarak yaratıldı. Evet. Şimdi bu bir tıp tahsilini ilgilendiren bir ilimdir esasında. Yani tıbbın alanları içerisine giren bir husustur. Bu konuda uzman olan kişi, o alanda uzman olmayana ya da hiç kitap okumayana göre bu ayetleri daha iyi anlar.